Artık buluşup bir karşılıklı konuşmanın zamanı geldi, ne dersin? Ne oldu, dilini mi yuttun? E tabii. Sen de haklısın. Bekle. Seni alacaklar birazdan. Adam ömrünü iyi geçir diye vermiyorum. Sevdiklerinin acısını gör diye veriyorum. Her ay biraz daha öl diye veriyorum. Tıpkı benim gibi. En sona biricik oğlunu bıraktım. Ferhat'ı. Hoş geldin Namık. Şükür kavuşturana. Seni ayakta karşılayamadığım için kusuruma bakma. Malum. Buyur. Geç şöyle. Beni biraz şaşırttın Şahin. Önemsediğim tek meziyetim değilse de en önemlisi bu. Şaşırtmak. Kızının izini bulduğuma gerçekten inanmadın galiba Şahin. Aslında haklısın. Ben de olsam inanmazdım. Sen de o kadar güç varken, o kadar para varken ve sen bulamazken nasıl olur, değil mi? Ama oldu. Ben kızını buldum. Dama oynayalım mı? Lütfen. Taş yemek mecburi ama. Seni dolandırdığım iftirasını atarak şerefimi çaldın.
hapse girmemi sağladın. Özgürlüğümü çaldın. Biricik karıma, Belkıs'ıma göz koyduğun içindi bu. Beni saf dışı bırakıp ona ulaşmak istedin. Namusumu çaldın. Hevesin geçince karımı yüzüstü bıraktın. Karım da biricik kızımızı Gölcü'ye, annemin yanına bırakıp kaçtı. Sonra da oradan oraya savruldu. Haysiyetimi çaldı. Deprem oldu. Annem öldü. Kızımın ne ölüsünü ne dirisini çıkaramadık toprak altından. Umutlarımı çaldı. Geriye bir tek öfkem kaldı. Bu da senin her şeyini yok etmeye yeter. Nasıl? Aile mezarlığını beğendin mi? Zahmet etmişsin. Ama ailemden tek bir kişinin bile oraya girdiğini göremeyeceksin. Aa, öyle deme. Yarın ne olacağı belli mi? Tabii. Ama ne Aslı'yı ne de oğlumu öldüremedin. Gururun kırılmıştır. Yenilgiyi kabul edebilecek bir tip değilsin. Benim çocukluğumda en büyük zevkim neydi biliyor musun? Bir kova su doldurup fareyi içine sokmak. Konuş. Efendim, ikisi de evin içinde. Pencere demirleri? Geçtikildi efendim. Fare tam boğulacakken kutuyu dışarı çıkarırdım. Birkaç kere yapardım. Bilirsin Namık. Çocuklar biraz acımasız olur. Fare öğrenirdi. Tam boğulacakken dışarı çıkarılacağını. Ama dördüncü, beşinci batırışımda çıkarmazdı. Umut etmek iyidir derler. Katılmıyorum. Umut bazen büyük bir işkence olabilir. Hala sormadın. Neyi? Kızını. Ah, onun için buluşmuştuk değil mi? Şu anda elime yapışıp buldun mu kızımı, nerede, sağlığı yerinde mi diye sormak zor geliyor değil mi? Bana zayıf tarafını göstermek, elime düştüğünü kabul etmek zor geliyor değil mi? Ne var o zarfın içinde? Ha şöyle, biz eski dostuz. Birbirimize rol yapmamamız lazım. ...19 Ağustos sabahı yola çıktık. İnşaat olarak. Gölcük'teki manzarayı görmeyen bilmez. Mahşer yerini de, kıyameti de orada gördüm. Göçük altından kaç kişiyi çıkardım hatırlamıyorum bile. Özellikle aradığım birisi vardı tabii. 7-8 yaşlarında, güzel mi güzel bir kız. Buldum da. Onu nasıl bulduğumu hiç anlatmayayım sana. Bir babanın yüreğinin dayanabileceği şeyler değil. Nasıl bir şoka uğradığını tahmin edersin. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Aldım yetimhaneye yerleştirdim. Gözüm hep üstünde oldu tabii. Şu anda elimi uzatsam saçına dokunabilecek kadar yakınım. Ha saçı demişken o içindeki saç telini bir teste tabi tut. Bir bak bakalım kızın mıymış, değil miymiş. Aklında bir şüphe kalmasın.
şüphe insanı öldürür.